Arkadaşlar herkese selam. CryptoKing.tr kanalına hepiniz hoş geldiniz. SigVR tarafını inceleyeceğiz. SigVR tarafında resmi Twitter hesabından paylaşılmış olan şu Elon Musk'la Mark Zuckerberg'in birleşim videosu, aslında böyle Metaverse evrenini daha iyi anlatan bir video. Hem de böyle bir ikonikleşmiş isimleri de bir arada gösteren bir fight, kavga ve birleşme videosu oldukça gündem oldu. Bu videoyu detaylarıyla inceleyeceğiz. SigVR tarafında bizleri neler bekliyor, bunları konuşacağız arkadaşlar. Fiyat analizi de yapacağız yine bu videomuzda. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam, bir abone olup like atmanız. Kanalımız henüz yeni bir kanal. Sizlerin desteğiyle inşallah kanalımızı daha ilerlere taşıyacağız. O yüzden bir abone atarsanız çok çok mutlu olurum. Çok ufak da bir madencilik platform tanıtımı yapacağım. Ardından videomuz tam gaz başlıyor. Strongive sitesinden günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bir madencilik, TRX madencilik platformu. Bizler de yatırımımızı yaptık dostlarım. Şurada görmüş olduğunuz 10.000 TRX'imizi yatırdık. 755 dolara tekabül ediyor ve günlük %12'ye varan kazanç çekiyoruz. Bildiğiniz gibi bu tarz platformlardan günlük gelir sağlanabiliyor. Sizler de bu tarz platformlara ilgiliyseniz aşağı açıklamalardaki ve yorumlardaki linkleri inceleyebilirsiniz dostlarım. Şöyle isterseniz bakalım SigVR tarafında paylaşılan tweet'e, resmi SigVR'ın resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Deniliyor ki Metaverse Elon Musk'la Mark Zuckerberg'ü bir araya getirdi. Metaverse'te savaşa davet ediyorlar. Tüm dünya için 100 yılın dövüşünü deneyimlemek için sınırsız kapasite. Şöyle müziği kısalım, telif yemeyelim. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde yürüyorlar ve İlk önce selamlaşıp daha sonra da kavga ettikleri bir Metaverse evreninden bir SigVR tanıtımı diyebiliriz. Burada da yine bu tweetten alıntılanarak gerçek hayattaki kapışmaları ile ilgili burada bir görsel video paylaşılmış. Oldukça komik, eğlenceli bir video olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bizleri genelde fiyat bandı ilgilendirir. Burada da hani çok da böyle fiyat bandını etkileyecek bir şey değil ama bilginiz olsun diye gösterdik. Şu anda %43 volüm kaybetti, hacim kaybetti. CoinMarketCap verileriyle başlayalım. %1 market değerinde kaybetti. Görmüş olduğunuz üzere burada tabii ki de etkileri Bitcoin kaynaklı etkiler arkadaşlar. Bitcoin'in 31.000 seviyelerinde dirayetli kalamamasından kaynaklı, 31.000 dolar seviyelerinde dirayetli kalamamasından kaynaklı SigVR'da da bir düşüş geliyor gibi görünüyor. Gerçekçi olmak gerekirse biraz böyle Bitcoin bizleri ters köşe yapacak bir görünüyor. Bitcoin buradan aşağıya böyle bir 28-29.000 dolarlara bir düşecek gibi. Long pozisyonlarını patlatmak için, özellikle vadeli işlemlerde long pozisyonlarını patlatmak için ve satış baskısı yapmak için, çünkü bir anda herkesin kazanmasını istemiyorlar. O yüzden bir düşüş gelirse arkadaşlar paniğe kapılmaya gerek yok. Bu bilirsiniz ne yapılan bir düşüş diye kabul edilebilir, onu söyleyelim. Çünkü boğaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz dedik. Bir boğa gelecekse ilk önce bir düşüş de gelecektir, bunu unutmayın. 27.000-28.000 bandına kadar gerilerse, yine tekrar ediyorum, 27-28.000 dolar bandına kadar gerilerse bu birinci hedef long pozisyonlarında tasfiye etmek için, ikincisi de satış baskısı için. Çünkü herkesin kazanmasına izin vermeyecekler maalesef ki. O yüzden sakin ve kararlı olmaktan yana faydalar var. Bunları da eklemiş olalım. Şimdi görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var arkadaşlar. Uzakta değil. Yani boğa sezonu geliyor. Geldi, gelecek de diyebiliriz. Şöyle CoinGecko'nun paylaşmış olduğu tweet'te BlackRock, bildiğin üzere BlackRock firması, şirketi SEC tarafından ilk başta eksik diye, dosyalar eksik, kusurlu diye reddedilmişti ETF başvurusu. BlackRock firması tekrardan ETF başvurularını yenilemeye kararlı, güncellemelerini yaptı ve SEC tekrardan başvuruda bulundu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Öte yandan 4 şirketin ETF başvuruları kabul edildi. Yine şöyle haberin kaynağına bakalım. BlackRock SEC kusurlarını işaretledikten sonra
sonra Bitcoin ETF'sini yeniden doldurdu ve bu sefer onaylanması bekleniliyor Bitcoin ETF'sinin. Bu BlackRock firması, önemli bir şirket, firma diyelim ya da neyse, Bitcoin'i çağa kaldıracak ETF başvurusu onaylandığında yine dediğim gibi bir yükseliş gelebilir. Ama öncesinde, yükselişten önce düşüş illaki olacaktır, onu söyleyelim. Ve 4 tane de ETF başvurusunun kabul edildiğini, yine irili ufaklı şirketlerden ETF başvurularının kabul edildiğini yine söyleyelim arkadaşlar. Yine bildiğiniz gibi Temmuz ayı içerisinde FED konuşmaları olacak. FED faiz artırımları olacak mı olmayacak mı, bunları merak ediyoruz. Tüm detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. İçiniz rahat olsun. Şu anda bugünün özelinde BlackRock'un ETF başvurusunun güncellediğini bildirmek istiyorum. Öte yandan Bitcoin bazlı beklentim eğer ki yükselecekse, ki yükseleceğini düşünüyoruz. O yüzden bir düşüş gelebilir. Bu sizi korkutmasın. Öte yandan CBR tarafı yine Bitcoin ile birlikte istenilen seviyelere yavaş yavaş gelecektir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yine gün içerisinde videolarımız mutlaka gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Longive sitesinden günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bir madencilik, TRX madencilik platformu. Bizler de yatırımımızı yaptık dostlarım. Şurada görmüş olduğunuz 10.000 TRX'imizi yatırdık. 755 dolara tekabül ediyor ve günlük %12'ye varan kazanç çekiyoruz. Bildiğiniz gibi bu tarz platformlardan günlük gelir sağlanabiliyor. Sizler de bu tarz platformlara ilgiliyseniz aşağı açıklamalardaki ve yorumlardaki linkleri inceleyebilirsiniz dostlarım.